Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor hayat? Biz tatildeyiz. Daha tatil yerlerine gitmedik sayılır. Didim'e yarın gideceğiz. Önce yazlık tarafına gideceğiz. Emre'nin akrabalarının, Ceyda ablam bile gideceğiz. Ondan sonra da cumartesi günü otele inşallah geçeceğiz. Şimdiye kadar neler yaptık? İşleri hallettik. Biliyorsunuz ameliyatım oldum. Burnum hala şiş gördüğünüz gibi. Konuşamıyorum, buralarım geriliyor. Düzeldi ama çok güzel atlattım diyebilirim. Şişlik dışında şişlik aşırı derecede var. Şimdiye kadar alışverişlerimizi falan tamamladık. Fazla video da çekemedim çünkü mümkün olmadı. İki çocuklu bir yere gittiğinde falan elinde video kalabalıkta olmadı. Açıkçası alışamadım daha o yüzden. Yarından sonra ama güzel güzel videolar gelecek umarım. Didim'de olacağımız için daha çok imkan oluyor öyle. Şimdi size bu videoda sadece aldığım alışverişi göstereceğim bir kısmını. Bir kısmı da kışlık olacak ve bir kısmı da trend yolunki olacak. Kışlıkları ben yapmıştım buraya gelmeden önce kışlık bulamam diye. İyi ki de yapmışım. Çünkü hiçbir şekilde kışlık kıyafet yoktu. Tek tük kazaklar falan vardı ama çocuklar için fazla bir kışlık bulamadım. Öyle söyleyeyim. Tabii yaz yeri burası İzmir yani. Nerede bulacağım kışlığı? Onun dışında trend yoldan birkaç şey sipariş vereceğim. Özellikle Karaca'nın tabaklarını falan alacağım. Karaca'nın kendisine gittim. Oradan birkaç şey aldım ama tabak almadım. Çünkü almak istediğim tabak takımları neredeyse bir 5 milyar vardı. 4 milyar 700 falandı. Ve almak istemedim. Onları bıraktım. Şu an trend yolda buldum böyle bir tabak takımı. 12 kişilik ve sadece 500 liraya geliyor. Yani çok iyi bir fiyat. 5 yani 50 euro yapıyor herhalde. Onu kaçırmayacağım, onu alacağım. Size de şimdi alışverişimi göstereceğim. Tabi Emre hazır olursa. Topallıyor biliyor musunuz? Şu an saat kaç anda, gecenin bir yarısı değil mi? Bilmiyorum ki gece kaç. Gördüğünüz gibi şurada şöyle torbaları göstereyim. Mavi falan, Galatasaray var, LCY çok var, Koton'dan birçok şeyler aldım, Enish Home'dan aldım, Madame Coco'dan bir şeyler aldım, Zara torbalarını açmayacağım çünkü bunu bir önceki videoda galiba göstermiştim. Flow Mango, ondan sonra şurada bir ayakkabı dünyasından aldım. Burada yine LCY mavi, Panty Koton, tekrar LCY ve olmazsa olmaz Karaca'nınkileri aldım. Şimdi size göstereyim teker teker aldıklarımı. Bunu açmayacağım, bu hediye paketi. Bunda komşumun kızına bir şey aldım. Organik bir takım aldım ona. Çünkü çok organik takıldıkları için onu almak istedim. Burada göstereyim. Bunu kardeşcağızıma aldım. Kız kardeşime aldım. Şöyle tam evliliğin zevkinde değil mi Emre? Hı-hı. Şöyle bir ceket aldım. Mavi ve kadife yerinde. En sevdiklerimiz. Şunu Ayas'ım aldık. Bu Ayas'ın ki. Aldık. Bunu da Ayas'ı aldık. Ondan sonra şunu oğluma, Aslan'ıma aldım. Aynı kendi gibi isminin anlamını taşıyan bir tişört aldım. Ondan sonra şu da Kerem'in tekrar. Kerem'in forması. Evet. Şimdi de ne var? Emre'nin forması. O da benim formam. Aynısı. Yani şöyle baba oğul takım olacak. Ayas'ı da almak istedim. Ama Ayas'a yoktu. Küçük yoktu değil mi? Kalmamıştı. Kalmamış. Şurada böyle ben başlayayım. Bunu kaşıma aldığım bir yerden aldım. Burada arı maskesi diyor. Bunu böyle vücudunuzda siyahlaşan bölgeler, koltuk altı, diz kapakta falan böyle siyahlaşmalar oluyor ya. Oraya sürüp banyo ediyormuşsunuz ve geçiriyormuş. Bakalım deneyeceğim, nasıl bir şey bilmiyorum. Ondan sonra
Şurada maviden aldığım bir elbise var. Ketenden. Görünmüyor. Böyle bağcıkları var. Ve bağlanıyor. Görünmüyor videoda değil mi? Şu an bu fazla. Yok. Ondan sonra şurada tekrar maviden aldığım kendime jean bir ceket. Şöyle göstereyim. Bu var. Arada bir konuya değinmek istiyorum. Elbise falan alırken ilk defa bu sene aşırı derecede zorlandım. Mesela bu üstümdeki. Bunu Mango'dan aldım. Ama inanmayacaksınız, kapalı bir elbise bulamazsınız. Yani gerçekten kapalı bir elbise yok. Elbiseyi bırakın, tişört alacağım. Tişörtler burada. Kısa bir elbise alacağım. Çok kısa. Uzunları deseniz burası böyle. Yani ilk defa böyle alışveriş yaparken çok zorlandım. Çok açık elbiseler. Yani hoşuma giden o kadar çok şeyler vardı ki, ama hani biliyorsunuz ben zaten öyle kapalı giyinen biri değilim. Ama bana göre bile çok aşırı açık geldi her şey. Bu sene moda herhalde öbür türlü. Her şey karın bölgesinde falan. Şunu aldım oğluma. Şurada bir tişört aldım. Çok güzel. Bunları Defekto'dan aldım. Şurada bir tane de şöyle aldım. Bir de bugün üstündekiler vardı. Böyle küçük küçük Mickey Mouse'lu. Bu da böyle büyük ve kırmızı tarafları görünüyor. Öbüründe sadece beyaz ve siyah ağırlıklıydı. Kendime ve gelinimize Toba'ya bir elbise aldım. Şundan şöyle. İkimize de aynısını aldım. Çok güzel. Koton'dan harika bir elbise. Bugün bir de şeye uğradık. Optimum'a uğramadan önce neydi orası? Outlet. Outlet'e uğradık. Ama felaketti. Giremedik. O kadar dolu, o kadar doluydu ki, yani gidecekseniz gerçekten düşünün. İğne atılacak bir yer yoktu. O kadar doluydu. O da Kerim rastgele eline bunu almış. Ve bu 98 beden, yani 3-4 yaş. Bunu almış. Bir tane getirdi, kocamandı. Oğlum dedi, bu çok büyük dedim. Tamam dedi, küçüğünü alıyorum dedi. Benim dikkatimden kaçtı. Gitmiş bunu almış. Küçüğü de bu. Yani anlayacağınız, göbeği açık gezer artık bununla. Şurada kendime böyle bir şey aldım. İçine askılı ve leggings'le giymeyi düşünüyorum. Burada da kısa şortlar aldım Ayas'a. Şöyle. Bir tane mavi ve bir kırmızı kayıkçı resmini. Şunu nereden aldık? Bunu karşı yakadan aldık. Bir mağazadan. Mağazanın adını unuttum. Değilim başlıyordu. Bilmiyorum neresiydi. Her neyse, şöyle bir elbise aldım. Çok tatlı bir SUI'den pijama aldım kendime. Ayasa ebebekten bir önlük. Bu da, pardon, üstü pijamanın. Çok güzel değil mi? Evet. Böyle de yatayım diyor artık. Az kaldı, sabret. Burada tekrar nereden de karşı yakadan bir mağazadan aldık bunu. Melon diye. Bir gecelik şöyle. Yok, bunu karşı yakadan almadık. Bunu buralardan bir yerden aldık. Böyle bir gecelik şortuyla takayım. Ayasa en üst home'dan şöyle bir yorgan yastık yüzü aldım.
kişilik enerji halinden tekrar yoldan yastık takımı aldım. Bu indirimle düştü. İndirimli hali yani 300 liraydı. Ve indirimli haliyle 180 liraya falan geldi bu. Burada tekrar pijama. Şöyle alt üst. İşte bu şeydendi pardon. Karşı yakada bir mağazada. İşte çok tatlı. Ondan sonra burada evrenin eşyaları. Şöyle bir tişört. Sanki bundan evde var mıydı ya? Ya da çiçekli miydi? Aynısından çiçekli vardı. Galiba. Ondan sonra ne aldım başka? Pantol çino mu? Yine kısa pantol almış. Ve yine kısa pantol almış. Size bir şey söyleyeyim mi? Dolap var ya evde. Yemin ama birçoğunu giymeyeceğim artık. Bakın abartısız yemin ediyorum. Belki 20 tane vardı değil mi kısa pantolon? 20 tane kısa pantol var. 20-25 tane de uzun pantolonu var. Benim pantollarım toplasanız belki 4 tane cinsim çıkar herhalde. Şöyle. Sonra burada bu da kampanyadaydı. Normal fiyatı 90 lira. Ama bir alana bir bedavaydı. Saç havlusu ve ayak havlusu. Bir beige tonlarında aldım. Beige gri bir de mavi tonlarında. Enmiş ondan. Ve şurada tekrar enmiş ondan. Çift kişilik bir yatak takımı aldım. Burada da göstereyim. Şöyle üstüne giymek için bunu aldım. Bunu giymesem herhalde evrenin bakışları gittik gibi diyor neyse. Şu iki torbayı size göstermeyeceğim çünkü diğer videoda göstermiştim. Burada çok güzel tatlış mı tatlış. Kerim'e ayakkabı aldık. Ne kadara geldi acaba? Bu unuttum bunu da. 90 lira mıydı? 90 liraydı. Size bir de en sevdiğimi göstereyim. Buna bayıldım. İpanema'nın. Bunun bende de hatta bir ayakkabısı var. Benim de parmak arası terliğim var. Bu bir tane daha vardı. Onu ne yaptım acaba? Neyse çıkar bir yerden. Şöyle bir tatlı ayakkabısını aldım Ayasa. Flo'dan almadık. Sadece bu Flo torbasına girmiş. Ondan sonra şurada bakar mısınız? Buna bayıldım. Nasıl? Nasıl? Güzel. Güzel. Çok güzel. Tamam. Benim ceketten aldım. Sonra şunu daha denemedim. Denemem lazım. Olmazsa yarın geri değiştiririm. Şöyle kotondan yeşil bir elbise. Burada da kurdalesi var. Bunda Kerim'e iç çamaşırı. Burada Emre'nin üstleri var. Bunları göstereyim mi ki? Yok. Gerek yok. Ondan sonra ayağı sağlıyor. Şurada tekrar mayolarımın üstüne giyeceğim bir kolye aldım. Bu arada şimdi böyle çekmek zorundayım. Emre Ayas'ı uyutuyor. Şurada mangodan aldıklarım. Yok mango muydu burası? Nereden aldım bunları ya? Koton'dan aldım pardon. Koton'dan bir jean elbise aldım. Sonra böyle bir örgülü kazak aldım ve şapka aldım tatil için. Ve burada tekrar çocuklara kotondan, LCY'den ve başka hangi mağazaydı ya? Bu kadar.
Koton ve Esibay'dan aldıklarım var. Bu ayakkabıları ses topları başka bir mağazadan aldım. Havuz ayakkabısı. Atlet aldım. Şöyle bir çok tatlı bir takım aldım. Ayasa gömlek aldım. Şunlar da Kerim'in. Şöyle. Bunun aynısından Ayasa da aldım. Bugün giydirdim. Bunları aldım. Şöyle bir takım. Şunu Ayasa havlu aldım. Deniz için. Burada Kerim'in mayosu var. Burada da Kerim'in eşyaları var ve havlusu var. Şurada şöyle döneyim. Burada da Karaca'nın Bio Diamond pilavlık tavasıyla küçük bir tava var. Şurada da aynı şekilde Nevresim takımı var. Karaca'nın çok beğenerek aldım şunu. Çok güzel bir yeri var ve renk tonlarına bayıldım. Şöyle. Buraları da gördüğünüz gibi ne hale çevirdim. Adım atamıyorum. Şöyle geçeyim. Ter içinde. Oh, yoruldum. İzmir yanıyor. Çok sıcak. Klimasız bir evde. Hele ki daha da kötü. Terim görüyor musunuz? Mahvoldum yani. Alışverişim bu kadar. Anca böyle size gösterebiliyorum. Kusura bakmayın. Kendi evim olmadığı için hani biraz düzensiz duruyor. Bunları şimdi götürmek istediklerimi dedime götüreceğim. Bowl yapmam lazım. Yarın da havuz için birkaç ürün almam lazım daha. Yani kolluk falan almam lazım. Ayasa mayo bulamadım, tüm mayo. Onu almam lazım. Onun dışında başka bir şey gerekmiyor sanırım. Bir tek Trendyol'dan anlattıklarımı alacağım. Kozmetikti, şuydu buydu. Halı alacağım iki tane. Girişe ben istiyorum muhakkak. Onun dışında bitti. Yani alışverişim bitti artık. Tatilin keyfini çıkarabiliriz diye tahmin ediyorum. Umarım. Daha da eksik falan kalmadı. Sadece yaprak almam lazım. Kuru dolma almam lazım. Onlar da burada zaten her yerde, aktarlarda falan satılıyor. Bitki çayları alacağım. Başka ne alacağım? Başka da bir şey almayacağım. Turşularım geliyor Emine yengemden. Salçam geliyor. Zeytin götürmek istiyorum. Çok güzel zeytinler satılıyor burada. Taze taze. Çok harika. Çeşit çeşit. Bir tek peynir götürmeyeceğim herhalde. Onun dışında bayağı bir şeyler götüreceğiz. Kuru yemişti, şuydu buydu. Zaten en sevdiğim gerçekten kuru yemiş herhalde bu götürdüklerimizin arasında. Hediyelikler eksik. Onları alacağım. Başka da hiçbir şey yok. Ve yoruldum artık. Tatil tam başlayabilir. Gerçekten bir de sıcaktan artık her yerim şişiyor. Bakın burnum nasıl şiş. Bilmiyorum fark ediyor musunuz ama burası aşırı şişti. Hatta yamukluk görünüyor. Ama normalmiş söylediler bunu zaten. Başından söylediler. Hani bir tarafı iniyor, bir tarafı kalıyor. O yüzden tabii ki eğri ya da yamuk durabiliyor. Terminim de bu arada. Kerim öksürüyor. Yani ilaç almam lazım. Terminim de ayın 19'unda burada kontrolüm. Bir aylık kontrolüm olacak o da herhalde neredeyse. Orada da bakılacak tekrar. Onun dışında bol bol denize gireceğim ki şu şişlik ve içindeki yaralar daha çabuk iyileşsin diye. Çok kötü duruyor. İnanın buralarım şiş. Buralarım şiş olduğundan dolayı buram böyle duruyor. Ve aşırı bir kilo aldım burada. Çok yiyorum. Gerçekten çok yiyorum. Haplardan neyden bilmiyorum. Ama aşırı bir iştahım açıldı. Ve kendimi tutamıyorum. Yiyorum yani. Oraya geldiğimde tekrar diyetime başlayacağım. Ama artık bıktım şu kilo ver, al, kilo ver, al. Bir türlü tutamamaktan. İlaçlardan, kortizondan, şundan, bundan. Yani mahana değil biliyorsunuz. Alanlar bilir. Çok çabuk kilo alınıyor onlarla. Ama yapacak bir şey yok.
Önemli olan sağlık. Onun dışında da her şey yoluna varır. Ben size şimdi burada veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna da basarsanız çok seviniriz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.